ekranların ilgiyle takip edilen tek kamera arkası programı Bir de Bugün yine çok özel bir söyleşiyle karşınızda. TRT1'in sevilen dizisi Tutunamayanların setine konuk olduğumuz bu bölümümüzde Hande Katipoğlu keyifli söyleşisiyle sizlerle olacak. Evet, işaretini aldıysan bir düğün yukarı alabiliriz. Barış abi sen kendini geri atabildiğin kadar geri at sandalyenle. Başarılı oyuncu kısa sürede büyük bir beğeni toplayan dizide Belgin karakterine hayat veriyor. Şimdi sözü başarılı oyuncuya bırakalım ve ilk olarak diziye dahil olma sürecini gelin kendisinden dinleyelim. Biz şimdi 2-3 sahne boşuz. Karavanda sefa yapacağız. Sizle de röportaj yapacağız. Ay 3 kamera birden beri çekiyor. Çizim. O süreç aslında çok her zaman olduğu gibi menajerin vasıtasıyla haberimiz oldu. Tutunamayanlar dizisinin başlayacağına. Proje hakkında bir bilgi edindik. Güzel bir tatlı bir toplantı yaptık. Yönetmenimiz Osman Nail Doğan'la birlikte. Projenin bana çok uygun olduğunu anladım. Hemen anladım. Absürt komedi. Benim en sevdiğim. Karikatüre yakın oyunlar. Gerçi karikatüre yakın oyunlar diyorum ama öyle düşünerek başlayıp daha reel oyunlara döndük diyebilirim. Dahil olma şeklim bu şekilde oldu. Çakma tutunca açılıyor. Çok çalışıyor. Ekipçe çok çalışıyor. Başarılı oyuncu, Belgin karakterinin kendisi adına şaşırtıcı bir kast olmadığını ifade ediyor. Çok eğlenerek çekiyoruz. Eğer gerçekten eğleniyorlarsa gerçeklerin altı da çizilir ya. Gerçekten. Çok üşüyerek çekiyoruz. Ama diyor. O gerçek yani. Çok üşüyerek çekiyoruz. Şaşırtıcı bir kast olmadı benim için. Yani ters köşe yaptığım bir rol değil Belgin karakteri. Senelerdir hani zengin kadın üzerinden ama akıllı ama aptal ama şöyle ama böyle ama zengin kadın üzerinden gidiyorum. Belgin'in de en büyük özelliği çok parasının olması. Hani akıllı mı deli mi öyle mi böyle mi? Sağ solu belli olmayan bir tip. Benim çok hoşuma gidiyor. Tabii uç karakterleri oynamak. Yani evet zengin değil, daha başka karakterleri de oynamak istiyorum. Pek çok oyuncu tabii denemediği şeyleri denemek ister. Ama ben şöyle bir şey var. Hani ya çok komedi bir şey ya çok dram bir şey olmak istiyorum. Hani ikisinden birisi. Absürt komedi, Tutunamayanlar, Belgin. Çok mutluyum. Şimdi oy Emine'nin yanına gidiyoruz. Oy Emine ne dedin? Yok abi dışarıda hızlı atardık ya. Tutunamayanlar dizisi 60 dakikalık süresiyle ekranlara yeni bir soluk ve standart getirmeyi başardı. Başarılı oyuncu bu durumun oldukça insani bir gelişme olduğunu belirtiyor. İnsani. İnsani tadında. Tadında olunca bir şey devamı gelsin istiyor insan. Hani ağzı tadı damağımda kaldı derler ya. Hani bir daha istersin. Çünkü bir şey baydığı zaman çok mesela baklava yedik. Çok böyle ağır bir şeyler yedik. Çok yedik. Bayar. En sevdiğin şeyden bile sıkılabilirsin. Yani o yüzden bence bütün diziler için bunu niyet ediyorum. Herkes insani şartlarda çalışsın. Bütün arkadaşlarım. Yani sırf oyuncular değil. Bizde, şöhret bizde, bizde ne var, haydi hareket. Ana bizde, şöhret bizde. Sevilen dizi, 60 dakikalık süresi ve sıra dışı senaryosuyla olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Düşmanların çatlasın. Şampiyonlar Ligi yani. Şampiyonlar Ligi. Ya Asuman abla, Asuman'da bak. Yani canımın içi hem bir insan olarak mükemmel bir insan. Hem oyunculuğuna yani diyecek hiçbir şey yok. Zafer abi keza tecrübeleriyle, tatlı sohbetiyle bize inanılmaz iyi geliyor ve besliyor. Şinasi, Yurtsever Şinasi'ye bayılırdım. Doğu'yla Ece zaten tatlımcılar ya. Çok tatlı ikisi de. Yani çok rahat söyleyebiliyorum. Yani niye bu diyeceğim hiç kimse yok. Bence kimle konuşsanız güzel bir ekip oldu yani aynını söyleyecektir. Sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Tutunamayanlar kısa sürede sıkı bir takipçi kitlesi oluşturdu.
Hande Katipoğlu'nunsa bu mecradaki gelişmeleri pek de yakından takip etmediğini öğreniyoruz. Paylaşabilir miyim? 12 kaşarlı bir karışık. Tamam ama olsun sen paylaşmayacaksın sen bana. Ya sanırım ben o konuda çok... daha demin bile arkadaşa sordum, hikayeye koydum ama nasıl şey yapılıyor falan diye. O konularda çok süper değilim. Hani önüme düşecek, göreceğim falan ancak öyle. Hani orada ne yazmışlar burada, o insan, o tip ben değilim. O yüzden sosyal medyada ne yapmışlar siz söyleyin, bana bilgi verebilirsiniz yani. Gerçekten yavaş yaptım. Başarılı oyuncu, rol arkadaşı Bora Akkaş'la da iyi bir uyum yakaladıklarını belirtiyor. Yalnızız ki bizim bir arkadaşımız, dostumuz falan yok. Olmaz olur mu? Var dostumuz, arkadaşımız. Kim var mesela? Kim? Sen kim? Ayşe, her gün... Bora'yla gerçekten çok tatlı, ben de söyleyebilirim, bence de çok tatlı bir abla kardeş olduk. Ben Bora'yı zaten çok beğenirdim. Çok uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Onu da çok seviyorum, oyunlarını da çok seviyorum. Seyirci herhalde böyle biz severek yapınca seyirci o kadar hassas bir şekilde hissediyor ki... Herhalde biz sevince... Ay nasıl mikrofona vurdum, pardon. Biz sevince seyirci de seviyor. Sessiz alalım. İki yedi. İki. Buyurun. Tabii avukat bey. Çok haklısınız. Keyifli söyleşimizi Hande Katipoğlu'nun samimi açıklamalarıyla noktalıyoruz. Oğlum seni eski Üsküşehir'lerin satıldığı yerde görmüşler. Doğru, yardıma gittim. Fakir dayanışması. Ya şirket iflasın eşiğinde diye haber çıkıyormuş neredeyse. Böyle yapmaya devam eder misin? Satıldığı bir yerde diye söyleyeyim. Yani ben şöyle şeyleri çok sevmiyorum. Tutunamayanları izleyin, bizden arınmayın falan. Yani koskoca seyirci. Yani bunun genci de var, yetişkini de var, şeyi de var. Gönülleri, ben mesela hiç istemem beni birisi... Hani zorla izlesin, yani gönlü akıyorsa izlesin, içinden geçiyorsa izlesin, seviyorsa izlesin. Ama sevildiğimizi de düşünüyorum açıkçası. Dergiyi nasıl çıkarabileceğiz acaba? Bir tane yazar arkadaşın yok, gideriz yazı isteriz. Mümkün değil, çünkü ben hali hazırda bir sürü edebiyat dergisine yazıyorum. Meta, Devinin, Dümbük. Dümbük? Vildan, yeni arabam nasıl? Bertan Bey sana özel dedi. İngilizce söylediler. Tutunamayanlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Çok yakışır aslında sana. Biliyor musun Tarık? Al. Yok artık. Ama yani.